gerçekten dilimiz döndüğünce ben burada anlatmaya çalıştım ama siz ne diyorsunuz? İngiltere'de yapılan bir araştırma, katılıyor musunuz? Bize de bunun bir benzeri bir durum bizim ülkemiz için de geçerli midir? Eklemek istedikleriniz veya şu noktalarda yanlışlıklar var dediğiniz tespitleriniz var mı? Şöyle başlayalım. Ben sizin konuya yaklaşımınızı dikkatle dinledim. Çok güzel derleyip toplamışsınız. O İngiltere'de bahsi geçen kriminolog hanımın çalışmasına da baktım. O da derli toplu ortaya koymuş ama takdir edersiniz ki hiçbir ülke birbirine benzemiyor tabii. Bir de şöyle bir bakışımız var bizim. Globali bil, yerel hareket et. Yani dünyayı bilmemiz lazım ama ülke koşullarını da göz önüne almamız lazım. Bizde benzerlikler olmakla birlikte ayrıştığı noktalar da elbette var. Mesela hocam benzeştiği noktalar ve ayrıştığı noktalar diye şöyle iki başlık açsak altını nasıl doldurabiliriz? Şöyle diyelim, şimdi insanlar, hani kadın erkek diye iki cinsi ayırırsak, biyolojik olarak bütün dünyada aynı şekilde meydana geliyorlar. Yani hormonal yapıları, biyolojik yapıları benzer ama sonra yetiştikleri ortam, yani davranışın temelinde o var zaten. Biyopsikososyal nedenler deriz biz ona. Sosyokültürel etmenler için içine giriyor. Şimdi sosyokültürel etmenler için içine girince bizim çocukluktan itibaren yetişme koşullarımız, yani erkek ya da kız çocuk olarak buradan ele alırsak, her pozisyonda, yani bir kadının birey olup kendi başına hareket edebilecek özgürlüğe kavuşmamasından tutun da ailenin ona yüklediği durum, mesela kız çocuğun işte artık eşine gittin, dönersen bu namussuzluk diye kabul edilir gibi değerlendirme, ya da işte birey olmadığı için kendi başına şey yapamama, hareket etme kabiliyetinin azalması, hepsini üst üste koyunca bizim tabii ayrıştığımız noktalar var. Maalesef durum bizi de onlara göre daha kötü. Yetişme koşulları üzerinden bakacak olursak, şöyle sorayım hatta, böylesi cinayetlerin, böylesi vahşetlerin önüne geçmek için çocukluğa mı dönmek gerekir? Yani bu çocuklukta yaşananların bir öfke patlaması mıdır? Yetiştirirken çocuğumu biraz, hani kadın cinayetlerinden bahsediyoruz ama o çocukları, erkek çocukları yetiştirirken biz kadınların da yaptığı hatalar var mı? Bu onların yansıması mı? Şimdi bu çok güzel bir yaklaşım. Şimdi kadın ve erkeğin Türkiye'de yetişme koşulları şiddet ortamında. Yani maalesef ülkemiz şiddet sarmalının içinde ve yetiştikleri ortamdan itibaren yüklenen görevler söz konusu. Kadınlara da erkeklere de. Şimdi benim şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Tabii söylenecek çok şey var ama benim 17 yaşında bir kızım var. Eşimle onlar dizi seyrediyorlar. Yani ben Türk dizilerine bir laf etmek istemem. Sonuçta birçok insan bundan gelir elde ediyor. Olumsuz bir şey söylemek istemem ama ben evimizde 3 televizyon olduğu için pek denk gelmiyorum Türk dizilerine. Ne zaman yanlarına gidip izlesem ya bağırtı ya kavga ya dövüş. Şimdi bu herkes de kanıksanır hale geliyor. Yani sürekli böyle bir yükleme olunca medya kuruluşundan bile insanlar sonrasında başına gelen, metrobüsteki kavga da buna dahil, hepsi doğal karşılıyor. Halbuki yurt dışında böyle değil. Yani ben Amerikan Adli Bilimler Akademisi'nin yıllık bir toplantısında bir konuşma yapmıştım. İşte partner cinayetleri diye bir konuşma yapmıştım. Onlar tabii Federal Soruşturma Bürosu, bu FBI'nin çalışanları var, profesyonel davranış bilimcileri. Çok ısrarla hani datamız ne, bulgularımız ne, bunların peşine düşmüşlerdi. Çünkü hepsi dünyada aynı şekilde değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Afro-Amerikanların tavrı, davranışı bize benzemekle birlikte İngiltere çok benzemiyor. Çünkü orada önlemler zamanında alınabiliyor. Ve insanlar bir şekilde gelecek felaketi görüyor. Orada dikkat ederseniz çalışmayı yapan kadın bir eski polis ve mesleki tecrübelerini sonra bilim alanına getirmiş ve bunu çalışma olarak da yayınlamış. Şimdi kendi değerlendirmesine göre onu 8 basamağa koymuş. Bizde de yani bir şiddetin nasıl başladığı, nereye doğru gittiği görülebiliyor. İşte burada devletin el koyması lazım. Bir de şunun çok üstünde durmuyor basın. Bizdeki kadın cinayetlerine özel söyleyeyim. Eş kendini de öldürüyor sonrasında. Bu adli tıpta çok önemli bir parametredir. Biz buna ikili ölüm deriz. Ne ifade yani ediyor peki? Kadını öldürmesi tamam çok kötü bir şey ama
kişi artık kendini de öldürecek vaziyette. Yani insanlar narsisttir. Sonuçta kendilerini öldürmesi daha zordur. Buraya kadar gelmiş ve tükenmiş. İşte burada ona el atmak lazım. Yani devletin bir şekilde, hani sosyal devlet denen şey bu, el atması ve yardım etmesi lazım. Yani adama aslında 3 sene sonra eğer cezaevinde kalır kendini öldürmezse, sorduklarında şimdiki aklım olsaydı yapmazdım der çoğu. Ama işte bu anı atlatabilmesi lazım. Burada bir destek noksanı var. İnsanlar çaresiz kalıyor ve çaresizliklerini öfkeyle büründürüp cinayete kadar varan kötü bir duruma geliyorlar. En son olayda da demin ismini zikrettiniz. Anne öldü, baba cezaevine gidecek ve kız işte annesi mezarda, babası cezaevinde bir hayat yaşayacak. Elbette çocuk için de çok zor ve acı ama durum bu. Ama adama 5 sene sonra sorsanız değer miydi, yapar mıydın, şimdiki aklına olsa deseniz hayır diyecektir. Ama işte bizde o aşamaya müdahale toplumsal gerginlikten ötürü herhalde. Herkesin zaten siniri tepesinde. Bunu cinayetle sonlandırabiliyorlar maalesef. Bir de hocam şöyle bir durum mu söz konusu? Yani biz gergin olduğumuzu veya böylesi bir insanın canını alacak bir seviyeye, bir öfke patlamasını yaşayan bir insanın, tahmin ediyorum ki, ben tahminim üzerinden söylüyorum, lütfen yanlışım varsa düzeltin, psikolojik bir sıkıntısı olması gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru. Bizim biraz da toplum olarak hani bir psikoloğa gitme, dişi ağrıyınca dişçiye gidiyoruz da, psikolojimiz bozulunca pek psikoloğa gitmeyi tercih etmiyoruz gibi. Biraz böyle bir kültürel bir eksikliğimiz de mi var veya bir alışkanlık eksikliği mi? Şöyle, psikiyatrist ya da psikolog desteği önemli ve yararlı ama bu bütün dünyada hani çekinilen bir şey. Herkes de kolayla gitmiyor. Türkiye'de biraz daha belki ulaşım zordur, sayıları da az olduğu için. Ama şimdi bizim batıdan farkımız şu. Herkes şunu söyler, işte yurt dışında herkes birbirine günaydın diyor, işte gülümsüyor, selam veriyor. Biz niye yapmıyoruz? Çünkü bizde herkesin derdi başından aşkın. Herkesin heyheyleri tepesinde, herkes patlayacak yer arıyor. Bazı insanlar, ben mesela bunu profesyonel alanımla bağdaştırdığım için, çünkü adli tıp sonuçta ceset gören ve ölümle de uğraşan bir alan olduğu için soğukkanlı karşılayabiliyorum. Yani orada göstereceğim tepkinin bana çok kötü bir dönüşü olabilir, ya benim başımı derde sokabilir ya karşımınkini sokabilir diye değerlendirip bir sakinleyebiliyorum, yutkunabiliyorum ama bunu herkesten bekleyemeyiz. Birçok insan öfkeyle kalkıyor, zararla oturuyor. Bu bildiğimiz bir atasözü. Bunu yapıyorlar ama iş işten geçtikten sonra pişman da oluyorlar. Ama bir de dikkat etmemiz gereken, onu demin söyledim, bunun ısrarla üstünde duralım. İnsan kendine de yöneltiyor şiddeti. Çünkü insanın kendine şiddet göstermesi daha zor bir şey. Bu o kişinin ne kadar çaresizlik içinde kendini hissettiğinin bir göstergesi. İşte burada yardım lazım. Yani devletin aile hekimleri üzerinden mi olur? Her aileye böyle psikolojik, psikiyatrik destek mi sağlanır? Nasıl olacaksa, bu da yöneticinin görevi bunlar. İnsanlara ulaşabileceği yer sağlamalı. Mesela belki bir hat olmalı. İnsanlar, alo şiddet hattı gibi hatlar var. Mesela sağlık çalışanlarına yönelik. Partnerine şiddet gösterme potansiyelini kendinde görüyorsa aramalı ve demeli ki, hani ben çok kötüyüm, elimden bir kaza çıkacak, hani destek olun. Bu şimdi insanlara ironik geliyor. Ya böyle bir şey mi olur diye, ama eskiden bu Türkiye'de yaşandı. Alo intihar diye bir hat vardı. İnsanlar sıkıntıda olduğunda arıyorlardı ve destek veriyordu psikolog. İnsanlar ölüme gitmiyordu. Sonra bu kapatıldı. Bu kötü oldu. Bu şekilde sosyal destekleri bir şekilde oturtmak lazım. Yani sorunun bir nedeni yok, bir de çözümü de yok. Çok sayıda nedeni, çok sayıda yapılması gereken de maalesef şey var. Ve böylesi olayların aslında en büyük mağdurları da o şiddeti gören, o şiddetle büyüyen, belki kendi gözünün önünde annesini kaybeden evlatlar oluyor. Onlara bir parantez açacak olursak, o şiddetle büyüyen çocuklar, onların akıbeti ne olacak? Onların kazandırılabilmesi için veya böylesi olayları atlatan, böylesi travmaları yaşayan çocuklar hayata kolay adapte olabiliyorlar mı, alışabiliyorlar mı? Şöyle söyleyeyim, şimdi hepimiz travmatik yetişiyoruz zaten ama onların acısı çok daha büyük. Yani bir ebeveyni, babası annesini öldürmüş. Şimdi onun yaşadığı acı, trajedi
bahis edilebilecek kadar değil. Yani çok yüksek. Geçenlerde Facebook'ta şöyle bir resim geziyordu ve doğru diye altına ekliyorlardı. Bir ilkokul öğrencisi resim yapmış. İşte babanın elleri ve kolları yok. Hı hı. İşte öğretmen demiş ki bak babanın kolunu unutmuşsun demiş. O demiş ki hayır ben unutmadım. Mahsus anneme şiddet gösteremesin diye kolsuz yaptım. Ağzını da bantladım ki hakaret edemesin gibi. Hani doğru dediler. Facebook'ta o şekilde geçti. Şimdi bu çocuklarda çok örselenmiş şekilde yetişiyor. Ama dediğim gibi hepimiz zaten gergin ortamlarda yetişiyoruz. Onlar biraz daha acı içinde çare